Merhaba sevgili arkadaşlar Halime'nin mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın kahvenizin yanına yakıştığını düşündüğüm çok lezzetli bir krokan tarifiyle geldim. Sadece 10 dakika içerisinde hazırlayıp soğuduktan sonra hemen servis edebileceğiniz çok lezzetli bir atıştırmalık. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Karamelini hazırlamak için uygun bir tavanın içerisine buçuk su bardağı toz şekeri alalım. Kısık ateşte ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Bu aşamaları yaparken ocağınızın altının kısık olmasına özen gösterelim. Aksi takdirde şekeriniz çabucak yanabilir. Hiç topa kalmayıncaya kadar bu işlemi devam ettirelim. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Tereyağı tamamen eriyene kadar güzelce karıştıralım. Karamelimiz hazır. Bu aşamada içerisine fındık ve badem ekleyelim. Karamel fındık ve badem ile tamamen bütün olana kadar karıştıralım. Krokan artık hazır hale geldi. Bu aşamada ocağı kapatıp krokanları ocaktan alalım. Bir yağlı kağıdın üzerine hazırlamış olduğumuz krokanları dökelim. Tekrardan yağlı kağıt ile üzerini kapatalım. Bir merdane yardımıyla yayabildiğimiz kadar krokanı yayalım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Krokanları güzelce yaydıktan sonra üzerindeki yağlı kağıdı kaldıralım. Şimdi krokanı tamamen soğutmadan bir bıçak yardımı ile hemen dilimleyelim. Krokanları daha çok küçük sevdiğim için küçük dilimler halinde kestim. Sizler istediğiniz ebatta kesebilirsiniz. Dilimledikten sonra 10 dakika buzdolabında dinlenmeye gönderelim. Bu aşamada tamamen kendini toparlayacak. 10 dakikanın sonunda krokanlarımız artık hazır hale geldi. Şöyle kestiğimiz yerlerden krokanlarımızı bölerek servis tabağına alabiliriz. Yapımı oldukça kolay. Sadece iki ana malzeme ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir atıştırmalık. Hemen sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hem görüntüsü hem tadı kesinlikle tek kelimeyle muhteşem oldu. Sizler de sevdiklerinizi bu şekilde özel hissettirmek istiyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü tarifimin sonuna geldim. İnşallah yepyeni ve lezzetli tarifler ile görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.